Selamlar efendim. Project Zomboid'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Umarım keyifli bir video olur bizim için. Çünkü ilk rehber videom. Bakalım. Size bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim. Co-op modda oynuyoruz biz zaten. Co-op modda oynadığımız 105 saatlik deneyimimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir video olur. Umarım sonuna kadar izleyebilirsiniz. Dayanabilirsiniz yani. Şimdi tek oyunculu modda oynayacağız. Tek oyuncu modda şöyle göstermek istiyorum. Kullandığımız modlar burada mevcut. Bunların ben videosunu çekmiştim daha öncesinde. O videoyu da şeye koyacağım. Videonun altına açıklama bölümünde göreceksiniz. Eğer göremiyorsanız da kanala gelebilirsiniz. Kanalda mevcut. Şimdi burada tek eklediğimiz modlardan birkaç tanesini bahsetmek istiyorum. Harita modlarını biz kullanmıyorduk co-op modda. Burada kullanıyoruz artık. Bu son co-op modumuzda da co-op oynadığımız oyunda da kullanıyoruz zaten. Belli başlı şeylerle karşılaştık, buglarla karşılaştık ama onları nasıl çözeceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum. Çözmeye çalışacağız daha doğrusu. Blackwood, Pit Stop Legacy versiyon, Pit Stop, New Akron ve Little Township. Bir de USMC Armory'yi diye eklemiştim son olarak. Bunları bu şekilde yapıyorsunuz. Tek kişilik senaryoda 4 tane seçenek var. Onun dışında rekabetçi modlar falan geliyor. Onlara hiç değinmek istemiyorum. Bunları tam deneyimlemedim çünkü. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Seçimli olarak, sandbox olarak seçtiğinizde sizi ileri olarak atıyor. Burada dünyalar çıkıyor moddan dolayı böyle herhalde. Tam bilmiyorum, tek oyuncuya çok girmediğim için çok böyle bir şey yapmayacağım. Ama burada gördüğünüz şeyler farklı. İkinci dünya normal, genelde kendi oyunun kendi haritası oluyor. Burada bizim eklediğimiz haritalar var. Onları da seçebiliyorsunuz. Seçmek istemezseniz de sandbox modunda, şimdi birazdan göreceksiniz. Orada da şey yapabiliyoruz. West Point, Rosewood, Riverside ve Maldrock oyunun kendi haritaları zaten. O şekilde başlıyoruz. Şimdi ben burada West Point'i seçeceğim ama onun öncesinde size haritalardan bahsetmek istiyorum. Maldrock çok kalabalık bir potansiyele sahip, kalabalık bir nüfusa sahip. O yüzden ilk başlayanlar için, ilk başladığınızda böyle bir şey oluyor. Yani oyun default ayarlarıyla başladığınızda sizi çok zorluyor, aşırı zorluyor. O yüzden çok önermiyorum yani, ben kendim oynamayı da sevmiyorum orada. Ama sonrasında oyunun ilerleyen kısımlarında buralara gidip yerleşebilirsiniz. Yerleşmeniz güzel olur, yani iyi olur sizin için. Riverside küçük küçük evlerden oluşan ve başladığınızda sizi iyi götürecek olan bir harita. Rosewood birazcık kalabalık ama fire exit'i var, polis departmanı var, her şeyi var. O yüzden burada başlamanızı tavsiye ederim. Özellikle polis departmanında başladıktan sonra aşağısında fire exit var. Fire exit diyorum. Fire department var. Fire department'tan da gerekli malzemeleri bulabiliyorsunuz. Eğer bir tane de şanslıysanız, araba çıkarsa ve anahtarı olursa onunla birlikte güzel şeyler yapabilirsiniz. Ama oraya yerleşir misiniz, yerleşmez misiniz? Tabii bu size kalmış olan bir şey. Sizin şeyinize kalmış. Oyun deneyiminize, oyun şeyinize kalmış olan bir şey. İlk başlayanlar için genelde ben West Point'i öneriyorum. West Point güzel şeyler, güzel haritalardan biri. Çünkü yukarısında ufak tefek evlerde başladığınız zaman biraz daha böyle sakin oluyor. Biraz daha böyle bir kalabalık olmuyor diyebilirim. Biraz tabi buralara, aşağılara doğru indiğinizde çok kalabalıklaşıyor ama yukarılarda şey oluyor, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle Rose Riverside'da da aynı şekilde. Şimdi ben West Point'te başlayacağım. West Point'te başlayalım. Burada server ayarlarını yapıyorsunuz. Sandbox modunu seçtiğimiz için burada server ayarlarını yapmamız gerekiyor. Onun dışında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de gelişmiş zombi ayarları. Buradan zombilerin nüfusunu falan ayarlıyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir ekstra bir video yapacağım. Başka da ne anlatabilirim size buradan? Doğa seçenekleri. 30 gün içerisinde, 1 ay içerisinde, yani 0 ile 30 gün içerisinde default ayarlarda 1 ayda su falan kesiliyor. Genelde biz bunu 2 ay yapıyoruz ki rahat rahat şey yapalım, kendimizi şey geliştirelim diye. Şehir odaklı zombilerin dağılımı default ayarlarda bu şekilde. Bir de buradan bir şey daha seçiyorduk ama oyun haritası değil. Galiba o co-op moduyla alakalı olabilir. Evet, co-op modunda var o. Doğmak istediğiniz yerleri silebiliyorsunuz ya da ekleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Şimdi oraya çok şey yapamayacağım. İleri diyeceğim. Bu bölümde bize kendi karakterim, co-op'ta kullanmış olduğum kendi karakterim şey yapacak. Modla birlikte birçok traits de geliyor. O traitsler de burada mevcut. Zaten karakterimi de ona göre oluşturdum.
Yine kendi karakterim bize Aydar Emmi eşlik edecek. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi başladık. Başlangıçta biliyorsunuz burada bir şey çıkıyor. Hayatta kalma şeyleri. Onları ben kapattım. Karakterimizin özellikleri bunlar. Sağlık şeyimiz bunlar. Şimdi Project Zomboid çok yavaş bir oyun. Onu öncesinde söylemek istiyorum. Çok yavaş bir oyun dememdeki kasıt şundan dolayı. Yani acayip yavaş bir oyun. Çok acele ederseniz inanın çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Yani zombiler etrafınızı sarıyor vesaire vesaire. Ölme olasılığınız çok yüksek. Şu an West Point'teyiz. West Point'te olabilecek her şeyi almaya çalışıyoruz. West Point'in güzel yanı büyük olması. Biraz yemek alayım yanıma. Çünkü gezeceğiz haritayı birazcık. Bundan bir tane atayım ya. Tamam. Yerba mate. Şu neymiş o? Bunu bir türlü çözemedim ha. Bak saplı tencere. Bu Project Zomboid'de en önemli şey bu tencereler ha. Bu tencereleri alacaksınız bir kere. Bu tencereler olmazsa işiniz rast gitmez. Oo, sis var dışarıda. İlk başladığınız evde tek başınıza oynuyorsunuz özellikle. İlk başladığınız ev daha önemli oluyor. Çünkü ilk başladığınız evde birçok şeyi yapabilir kıvamda oluyorsunuz. Bir de her şey olduğu için. Şansımıza da bu evin bütün her yerinde pencereler var. Perdeleri kapatabiliyoruz. Perdeleri mevcut. Şimdi perdeleri kapat diyerekten böyle koşa koşa. Bir tek şurada bir perde yok. Kapıda perde yok. Onun dışında başka bir yer var mı? Burada da perdeyi kapatalım. Böyle olduğu zaman zombiler sizi görmüyorlar. Çok ses yapmadığınız sürece size doğru gelmiyorlar falan filan. Şimdi birazcık çıkalım. Bakınız gördüğünüz üzere West Point'te başladığımız zaman bu şekilde bir şey oluyor. Evet, ilk şanslı talihlimiz geldi. Basa basa kafasına basa basa. Evet, Louisville haritası. Bu Louisville'i bilen bilir. Haritanın yani buradaki şeyin oyunun en büyük haritalarından ve en güzide haritalarından biri. Şimdi benden görmüyorsunuz ama 33-34 tane hata veriyor. Sağ altta hemen benim görüyorsunuz. 39 tane hata verdi. Şimdi burada benim hedefim bir tane çanta bulmak. Rahat rahat gezelim. Rahat rahat şey yapalım diye ama galiba bulamayacağız. Aa, burada bir şey var, kutu. Buradan bir çanta çıkar mı bize? Buradan bir çanta çıkmadı mesela, bunu giyelim. Bu önemli. Hemen silah kutusu, silah bulduk. Oyunda mümkün olduğunca... Aa, ne oluyor lan? Bir dakika. Bunu bir öne giy bakayım. Oo, geliyor lan. Kaç. Görüşürüz arkadaşlar. Şu an bir bug oluştu. Moddan dolayı herhalde muhtemelen. Bunu bir çıkart at şuraya. Evet, bazı modlarda bug'lar mevcut. Şu an çok zombi olduğu için dünyada ve ses olayını falan hiç ayarlamadığımız için normal standart ayarlarda oynuyorum. Ondan dolayı da çoğu şeyde çok fazla ses yaptığımız zaman bizi görüyorlar ve buluyorlar. Dediğim gibi böyle lönk lönk hareket etmeyeceğiz. Okey, çubuğu al, bunu iki elle kullan bakayım. Ay, ısırdı. Evet. Evet, bir kere ısırdı. Şimdi el alışkanlığımız var mevcut. Bir dakika kardeşim, sen yat aşağı bakayım bir. Gel buraya. Kendimizi güvene almamız gerekiyor. Beta blocker. Bir tane şu çorabı bir giyme, giyme. Giyme. Yırtacağız. Oo, ayı geldi. Tavşan kardeş. Durun bakayım bir dakika. Sakin. Aa, zombiye bak. Ölmüş zannettik onu. Evet. Acele etmeyin dememe rağmen benim acele etmem size. Nasıl? Size acele etmeyin dememe rağmen benim acele etmem. Yani bu ağaçlardan falan kaçabilirsiniz. Kendimizi güvene alabileceğimiz bir yer arıyorum. Evet, araba da buldum. İnşallah.
anahtarı falan vardır diyeceğim ama bakın buralar çok kalabalık. West Point'te başlamak güzel oluyor. West Point'te yani başladığınız zaman şu yukarılarda, yukarısı mıydı aşağısıydı galiba, yok yukarısı, evet burası okul, yukarısı biraz sıkıntı. Evet kaçtım birazcık, kendimi güvene aldım gibi hissediyorum, birazcık da sargımı da sardım. Bu arada bulabildiğiniz kadar sargı bulmaya çalışın. Yani zombilerin üzerinden çıkan sargılar falan, bunların hepsi hızlı yürümede olduğu için şimdi bizim oynadığımız şeyde yavaş oluyorlar. Yavaş yürüme açık bizim serverda. Birazcık daha böyle şey olsun diye, ama ben onu ileride artık her şeyimiz olduğu için. Yapar hale geleceğiz. Buradan bir tane çanta bulsam çok güzel olacak. Ama çantayı bulamıyoruz. Belki şurada vardır diyeceğim. Şimdi burada sargıyı temizleyelim hemen hızlı bir şekilde. İlk yardım kitaplarını alalım. Evet burada kitap. Bir dakika aga. Pencereyi aç desem. Üzüyorsun beni. Şu an sıkıştık. Şu an hayvanı yediğimiz andır. Bekliyorum. Kaç kişiler? Bir saniye. Sen şuradan gelsene bir. Gel bakalım. Hop hop hop. Evet, zombileri böyle düşürerek kullandığınız silahları böyle yere vurmamanız gerekiyor. Şimdi biraz da karakter paniklediği için diğer zombinin hareket etmemesinin sebebi şöyle. Şöyle güzel bir hareketle kaçabilirsiniz. Bunlar bir risk. Risk almadan oynamanızı tavsiye ederim. İlk başlarda kafayı yedirtiyor size. Onun dışında başka bulabileceğiniz en önemli şey, tencerelerden bahsettim mi hatırlamıyorum şu an. Bahsettim galiba. Ama tencere bulamadık biz. Ha bulduk. Tamam. Şimdi bu arabaları, araba diyorum ya, tencereleri şey yapıp ilk başlarda yapabildiğimiz kadar sterilize sargı yapmamız gerekiyor. Çünkü ileride inanın su bulmakta çok zorlanacaksınız. Yani birkaç bir şeyiniz değişmediği sürece, marangozluğunuzu falan arttırmadığınız sürece su bulmak çok zorlaşıyor. Şu evlerin bir tanesinde çok acayip yoruldu karakter bu arada. Çok koştuğumuz için çok yoruldu karakter. O yüzden şöyle ittirerekten ilk bulduğunuz silahı daima şeyde bırakın. Bir de saat bulmanızı tavsiye ediyorum hızlı bir şekilde. Yani solo oynuyorsanız zaten saat uyuma falan filan açık oluyor. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Abim nasıl geliyorsun? Koşa koşa geliyorsun. Ay ısırdı. Es parçasıyla hemen sargılayalım. Şimdi bir saniye. Çok hızlı. Abla çok kızgın. Bak abla kocasına kızmış. Kesin. Bir silahımız kalmadı. Evet ya erro ya merro yapıyorum. Bir dakika. Ablacığım bir yat. Şu arkadaşı bir alalım. Herkes de saldırıyor be kardeşim. Bu ne bir rahat bırakın. Rehber çekiyorsun. Şimdi şu tarafı görmediğiniz için sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bazen böyle atladığınız zaman 30 tane zombinin arasına kalabilecek seviyede olabiliyorsunuz. Şimdi
buranın şeyini çözmeye çalışıyorum. Ayrıyetten de modları da denemiş oluyoruz birlikte. Ben şu an hataları görüyorum. Siz görmüyorsunuz fakat. Hataları görüyoruz yani. Evet, şimdi buradan çıkabilirsem harika olacak. Şurada dirgem vardı. Şu abiyi alabilirsem. Çok yorulduk. O yüzden problem içindeyiz. Acele etmeme demenizin sebebi buydu. Açılmadı mı? Açılmadı vallahi. Acele ettiğiniz zaman bunlar geliyor başınıza arkadaşlar. Yani hiç bir şekilde bir ayar yapmadığınızda, direkt default ayarlarla girdiğinizde bütün her şey aksi çekilmez nalet zombilerle doluyor dünya. Bu da size ölmenize sebep oluyor. Ben bunlarla çatışmama gerek yok aslında ama işte çatışıyoruz. Araba var şurada ama orada da çok zombi var. Burada da bir tane kırmızı jip var aşağıda. O limuzin var. Limuzin candır. Şimdi şöyle, zombileri temizlemek için de mesela kendinize çekebilirsiniz. Onlar sizden hızlı yürüdükleri için sıkıntı oluyor. Şu an yorgunum. Yoruldukça da yani yorgunluğunuzu, staminanızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Buradan da onu canlı olarak görüyorsunuz zaten. Yani böyle karakter manken yürüyüşüne dönüyor. Manken yürüyüşüne döndüğü anda yani artık kaçma olasılığınız yok gibi bir şey. Şu kapı açılırsa. Evet. Kapattım. Kardeşim bir rahat bırakın. Arabanın anahtarı olup benzin olmaması. Şimdi. Evet, arabanın anahtarı var mı? Yok, hemen inelim. Saat ötüyor, saat ötüyor. Eyvah, saat ısırdılar. Evet, şimdi ısırılmış olduk. Zombi. Zombiye dönüşme olayı var. Zombiye dönüşme olayını bir modla böyle antivirüs gibi düşünebilirsiniz. Şu an bir beni öldürsünler. Demek istediğimi anlayacaksınız. West Point'te bakar mısınız? Ne yediler be? Ne yediler be? Beni yediler be. Yeni karakter deyip oyununuz hiç olmaması için ne yapıyorsunuz? Rosewood Riverside. Rosewood ve Riverside. Riverside'da doğmanızı tavsiye ediyorum demiştim en başta, hatırlayacaksınız. Bunu neden söylediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Yine Aydar Emmi ile devam ediyoruz oyunumuza. Evet, Rosewood'da doğduk. Şimdi Rosewood'da tekrardan doğduk. Riverside'da doğduğum gibi öldürdüler, o yüzden göremediniz orayı. Şimdi Rosewood'da doğduk fakat neredeyiz? Ben size hemen söyleyeyim. Polis karakolundayız arkadaşlar. Burada biz ilk oyuna da burada başlamıştık. İlk seriye de burada başlamıştık. Ve şu an oynadığımız güncel seride de burada devamı. Burada başlayıp buradan ileriye doğru gitmiştik. Maldrock'tayız şu an. Eğer araba bulabilirsem base yerini tekrardan burada kısa bir şekilde gösteririm. Buralar kilitli. İlk başladığınız yer çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü birçok şeyi... Burada kapı yok mu ya? Pardon. Burası tuvalet. Yani ilk başta hayati önlem taşıyan, yani insan için, insan olarak, yani kendinizi oyun olarak düşünmeyin bunu. Bu artık oyundan bir üst seviye bir oyun. Çünkü neden? Tamamıyla yiyeceğinizi, içeceğinizi ve kişisel şeyleriniz çok önemli. Yani bunları şey yaptıktan sonrasında burada doğmamız da iyi oldu. O SWAT bag. Bunu bir deneyeyim bakayım ya. SWAT combat pantolons. Giy. Bunları ben normalde bende görürsünüz. Bunların polis çantası, bayağı çanta manta falan bulduk. Güzel oldu.
Bunu da giyelim. Güzel güzel, iyi iyi. Çok iyi. Bravo. Çift kılıç. Kılıf. Ceketin altına giy abi. Ceketin altına giy. Böyle şeyler bulmamız iyi oluyor. Su direnci yokmuş. Bu neymiş? Bunu ilk defa giyeceğim. Şimdi giydiğiniz eşyaların da ağırlıkları üstünüzde olduğu için bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani en başta böyle çok daha hafif şeylerle takılmanız gerekebilir. Şuna bir bakacağım abi, bir dakika. Kaçmış? 22'ymiş. Swat bag, ben bunları ilk defa görüyorum arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte. Eşyayı bir yerleştir bakayım. Swat çantası daha iyi benim şu anki bulduğum çantadan. 18. Bunu hemen sırtına al. Bunu hemen sırtına al. Çantayı da at buraya. Evet. Bak çanta fena ateş ediyor. Swat çantası. Güzeldir. Shotgun şeyi var ama bu o kadar önemli değil. Şimdi biz buradan silah falan da bulacağız. Bu polis departmanında başlamak. İnanın çok güzel oluyor burada. Değişik değişik şeyler buluyorsunuz. Şu kapı açık kalsın. Aslında yani başlamak, polis departmanında başlaması çok iyi oluyor. Yani bu bize yani ne bileyim çantadır şeydir işte. O riot kask. Dur bunu giyeyim. Ama bu koruyormuş her şeyi. Mesela ilk başlarda bulduğunuz fazlalık malzemelerin hepsini bırakmanızı tavsiye ederim. Yani çok böyle oyun size çok loot yapın demiyor abi. Bu oyun çok loot yapın demiyor. Loot'a kaçarsanız ölüyorsunuz. Yani loot'a böyle çok önem veren bir insansınız benim gibi. Kesinlikle cezanızı kesiyor yani bu. Yere 2-4 yani burada bir şekilde. Evet şu an şu kapı açılmıyor. Çok kötü oldu bu. Buralarda bir şeyler var mı? Yok, bir tane armory falan bulaydım iyiydi. Silah böyle işte vurabileceğim. Burası da tuvalet. Buranın da çok tuvaleti var kardeşim. Burada ben yapacağımız bir şey kalmadı gibi. Bakın burada zombi arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz. Belki şurada ileride polis arabalarında falan bir şeyler buluruz diye tahmin ediyorum ama arka tarafında polis arabaları vardı. Şimdi buradan yani böyle silahımsı bir şey bulsam. Mükemmel kalem mutlaka alın, gittiğiniz yerleri işaretlemekte iyi oluyor. Makas onu da mutlaka kullanın. Onun dışında early game'de yani bunlar vaktiniz varsa şu susebillerini söküp hatta fullleyip söküp hiç kullanmayabilirsiniz. Bir tane de şu sebil olan bir yer bulursunuz. Oraya takas değiştire değiştire artık damacanasını değiştire değiştire falan bir şeyler yapılabiliyor. Onun dışında başka da bir şey yapılamıyor. Bu kapıyı ben elimle kıramıyorum galiba. Elimle kırabiliyor muyum acaba? Elimle nasıl kıracağım değil mi? Aa. Şu kapıyı kırıp geliyorum. Evet, kapıyı kıramadım arkadaşlar. Çok şey oldu. Şimdi şu kapıyı da açamıyoruz. Elimizde de bir şey yok. Böyle elime alıp yapacağım. Makasla kırabilir miyim acaba şu camı ya? Makasla kırabilir miyim bilmiyorum ama şuradan. Evet, burada arkadaşlar geliyor. Şu büyük telleri geçemiyorlar zaten. Mutlaka büyük telleri olan bir ya da o az önce benim ölmeden önceki ilk başlarda gezdiğimiz büyük duvarlar vardı ya, o büyük duvarlı yerlere
kurulmanızı tavsiye ederim. Yani çok büyük. Var. Bu işte hoş olmadı şu an. Tişörtü de yırt. Gerçi ilk yardım çantası falan bulmuştum ama yapacak şu an onunla şeyim yok. Şimdi camı kırdıktan sonra camın sol elinde bir şey olması gerekiyor diyor. Acım var biraz. Biz bir şey bulamadığımız için şu an o sıkıntı yani. Makası birinci elimle kuşan. Şu an temize diyor olması lazım, evet. Şimdi bu camları da kırdıktan sonra camları temizlemeniz gerekiyor. Yoksa derin kesikler. Evet, bu kapı da açılmıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Acı tecrübe. Oyundaki ne kadar biliyorum deseniz de bazen tecrübe şey oluyor. Yani benim için öyle. Ben şu an 100 saati devirdiğim için. Saat önemli biliyorsunuz. Ne kadar şey de olsa. Saat önemli benim. Targı var ya bizim. Şu an biz ölüme koşuyoruz yani. Es parçası. Derin yaramız var. O derin yara bizi yorturacak şimdi bak. Şu zombiyi halledebilirsem. İşte polis karakoluna başlamanızın en kötü yanında şey oluyor. Yiyecek sıkıntınız olmuyor, oluyor. Ama o bunu hemen aşağısında, şu aşağı kısımda Fire Department var burada bu haritada. O yüzden şanslı sayabilirsiniz kendinizi. Arabaya gideceğim. Bir tane şöyle kırabileceğim yani böyle coptur moptur bulabilsem çok güzel olacak. Ama yok. Evet, o arabayı lootladım. O arabadan da şöyle şeyler çıktı. Short Riot Shotgun çıktı ama Short Riot Shotgun'ı ben sırtıma yerleştireyim bir. Silah hiç kullanmadım. O yüzden yani kullandım ama çok şey değil. Etkili kullanmadım diyebilirim. Evet. Şimdi gecede saat 11 oldu. Bir tane de saat bulduk. Üzerinden. Buraya gireceğim bakalım. En azından silahla yere düşürüp gel bakalım. Oğlum. Şşt lan düş. Evet, yorulduğum için. Malum. Biraz da karanlık bizi engelliyor. Şimdi şu ön tarafta çok zombi oluyor. O yüzden ön tarafa gitmiyorum. Fire exit. Fire exit diyorum. Fire department'ta güzel şeyler buluyoruz elimize. Yani oyunun temel şeylerini buradan bulabiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Odunculuk için gereken baltayı, işte arabadır, şeydir, bulabiliyorsunuz. Burada şimdi ben silah ateşlersem sıkıntı çıkacak. O yüzden bu arkadaşlara görünmemem lazım. Ya da görünsem de bu arkadaşları şöyle bir çekmem gerekiyor. Şu abla gördü beni. Gel bakalım ablacığım. Biraz böyle taktik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Taktik yapmadan olmuyor. Ben bildiğiniz farklı bir rehber tarzı bir şey çekiyorum. Bu ne? Hafif yorgun hissediyorum. Dinlenmem gerekiyor. Güzel. Şimdi yorulduğum için şey de düşüyor. Söyleyin adını. Damage'im de düşüyor. O yüzden iyi vuramıyorum falan. Bu abiler gelmeden. Şurayı bir açarsam var ya. Açamadım. Bazen böyle kapılar camlar açılmıyor. Bütün camları zorlamanız gerekiyor. Ki en son geldi.
Bu arkadaşlar da sese duyarlı oldukları için. Açamadık mı? Yazıklarım olsun. Direkt kafaya basmaya çalışın. Yoksa çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Onu da söyleyeyim, yere düşürmek. Bu açılmadı mı? Az önce açıldı gibi oldu. Şu kapı var ya, açık kesin ha, bak. Değilmiş. Ön taraf ne durumda? Evet, ön tarafta itfaiyeciler çıkmış dışarı, bakın. Ama şurada camlar var. Camdan içeri dalabilirsem. İçeride acaba neler var? Biraz gergin dakikalar oluyor. O yüzden o değerli dakikaları bir şekilde atlatmamız gerekiyor ve dinlenmem de gerekiyor. Üst katta muhtemelen buralarda zombi olma olasılığı çok yüksek. Buranın ikinci katı var, hemen ikinci katına çıkıp her yer karanlık. Bu arada bakalım, modumuz da açık. Evet, çok yorulduk. Aşırı derecede yorulduk. Birazcık dinlenip buraları lootlamam gerekiyor. Burada çok fazla ağrı çektiğim için uyuyamıyorum. Okey. Zaten bu yukarılarda konserve. Şimdi bize bir tane konserve açacağı lazım. İnşallah vardır buralarda. Hayati önem taşıyan cihazlardan, itemlerden biri bizim için. Ama yok. Evet. Olsun, taze ananas var, onu yeriz. İşlenmiş peynir var, onu içeriz. Şu. Tamam, onu da yememe gerek kalmadı, okey. Birazcık böyle. Televizyon çok önemli. İlk başta televizyonu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz kendi, bu neymiş? Şu an oynadığımız seride televizyon hiç izleyemedik. Televizyon izleyemememize rağmen yine de iyi arttırdık statları. Kitaplarımız vardı falan filan böyle. Tabii ki öldük, öldük dirildik. Ama güzel bir şekilde olayı şey yaptık. Burada ben bir saniye, şurada bir tane ilk yardım çantası yapmıştım. Şunu şuraya bir yerleştirebilir miyiz? Yani alkollü mendil önemli. Alkollü mendille de yaralarınızı dezenfekte edip bir şeyler yapabiliyorsunuz. Burada kaldıkları yer. Burada birazcık dinlenelim. Hemen geliyorum. Evet, şimdi uyudum, uyandım, bir şeyler oldu. Yarım saati de doldurduk videoda. Son böyle hayat kurtarıcı bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burada üzerimizi kesinlikle yıkamanız gerekiyor. Ondan emin olabilirsiniz. Yani burada savaştığınız, zombilerle savaştığınız derece üstünüze kanlar sıçrayabiliyor. Musluklardan mümkün olacağını başında da söylemiştim videonun içinde. Mümkün olduğunca sargı bezi, yani bez parçası yapmaya çalışın. Ben şu an 8 tane bez parçası yaptım. Fakat 8 tane sargı bezini, şu tencereyi alıyoruz üstümüze. Tamam mı? Nereye koyduğunuz hiçbir önemi yok. O kendisi tekrardan alıp üstüne koyuyor. Çantadan çıkartıp tekrardan buraya koyuyor. Bunu aldıktan sonrasında, tekrardan koyduktan sonrasında buraya geliyoruz. Ayarlar diyoruz.
300 dereceyi ayarlayın. Yapıştırın gitsin. Yani herhangi bir önemi yok. Şu şeye hemen şuradan gelip tencereyi, su dolu tencereyi koyuyorsunuz arkadaşlar. Su dolu tencereyi buraya koyuyorsunuz. Koyduktan sonra bu hayat kurtarıcı bir şeydir. Hatta şeyi tam doldurmamış bile tencereyi. Artık ne olduysa. Bilmiyorum. Buradan dezenfekte et diyorsunuz. Arkasından burada bütün üzerinizde olan bütün dezenfekte şeyleri dezenfekte ediyor. Bundan yana sıkıntı yok. Elektrik ve su gidene kadar en azından birazcık böyle stok yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü inanın çok zor oluyor su ve elektrik gittikten sonra. Eğer bir jeneratör falan bulamadıysanız hiçbir şekilde yapamıyor biliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şu an derin yara var. Buradan dezenfektemizi ediyoruz. Alkollü mendiliniz falan varsa ya da kolonya ya da işte viski şişesiyle falan buradan dezenfekte edebiliyorsunuz. Onun dışında da sterilize sargıyla sardıktan sonra yaranızın iyileşme kapasitesi ilk yardım becerinize göre değişiyor. İlk yardım beceriniz çok iyiyse bir anda da iyileşebilir, yani hiç fark etmez. Şimdi buradaki güzel yanlardan biri burası. İtfaiyenin içi. Yukarıdan buraya giriş var. Fakat çok fazla şey gerek duymadığım için, atlamaya falan, atlama koparma yapmadığım için buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Oyunun başında size çok güzel bir katkı sağlar. İtfaiye yerini bulabilirsiniz şayet. Ya da burada işte dedim, diyelim ki velev ki burada başladınız. Gel abi, itfaiyeci abim. Bir dakika abi. Mutfağı kirleteceğiz ama yapacak bir şey yok. Evet. Buradan itfaiyeci pantolonu falan, bunları giyebilirsiniz. Askeri botları mutlaka giyin. Dezenfektanla da yapabiliyorsunuz sterilize sargıyı ama önermiyorum dezenfektanı. Yani bulun ama kullanmayın. Neden kullanmayın? Çünkü yeterince zaten ne derler ona? Yeterince bir materyale şeysiniz. Yani oyunun başında ilk iki ay su falan gitmediği için tencereyle yapıştırın yapıştırın geçin sargı bezlerini. Şu anti drill pill box bu, diyelim ki şey yaptınız, hastalandınız, bunu kullanabilirsiniz. Hastalandınız derken şeyden bahsediyorum, yani zombi olarak ısırıldınız, onu kullandırabilirsiniz. Evet, ağrı kesici de bulduk. Burada gerekli olan bütün her şey var. Bakın gördüğünüz üzere. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Çok zombi var abi. Ben çok zombi ne oldu yeri sevmiyorum. Yani rahat rahat böyle takılmak istiyorum birazcık. Bir şeyler yapmak istiyorum falan. O yüzden bunları şey yapmıyorlar. Genelde biz burada yıkama şeyleri de olduğu için, bakın burada üstünüzü başınızı burada da yıkayabilirsiniz çamaşır makinelerinde. Bunlar da genelde iki mod oluyordu. Bunda da öyle mi? Evet. Kurutma modunu ayarla diyorsunuz. Bir tanesini kurutma modunu ayarlarsınız. Bir tanesini kurutma makinesi olarak kullanırsınız. Bir tanesini yıkamacı olarak kullanırsınız. Süpürge, bunlar önemli. Yerleri temizlemenizde şey yapıyor. Yani şu yerleri temizleyip yani size enfeksiyon kapmanızı diyelim. Enfeksiyon kapmanızı falan şey yapıyor. Burada yani itfaiyecinin o itfaiye bölümünde balyoz bulduk bakın. Duvarları falan kırmakta, merdivenleri kırmakta çok işe yarıyor. İki katlı bir ev bulup merdivenini kırdığınızda, merdiveni kırdıktan sonrasında üst katına çıkan bir camdan böyle bir şey yapıp ne derler ona? Alat yapıp alatla birlikte çıkabilirsiniz ve zombiler size ulaşamayabilir. Ulaşamaz yani. Yol bariyeri mi? Bu neymiş lan? Al bakayım, bu çok enteresan bir şey. Buraya koymak istiyorum ama niye olmadı? Kullanmayı bırak bakayım. Draga. Böyle ögeyi yerleştir deyip buraya koyacağım bir dakika. Bu yol bariyerindeymiş ya, ben bunu ilk defa gördüm. Aa, koyamıyoruz. Neyse. Aa, atamıyorum da. Aha bak. Bug'la karşılaştık arkadaşlar. Yol bariyerini hiçbir şekilde atamıyoruz. Çok güzel, harika, muhteşem. Evet, alat malat her şey elimize gelmiş.
Böyle göstererek anlatırken böyle oluyor bu oyun maalesef. Yani rehber, kaynak amlacı falan, bakın bulduk. Bir sürü şey var burada. Tüp var, chain var. İşte çivi kutusu var. Kendi evimi yapacağım diyorsanız birazcık uğraştırıyor, bilginiz olsun. Kendi evimizi yapamıyor biliyorsunuz ilk şeylerde. Başka gösterebileceğim en başta basit olarak başka bir şey yok. Buradan bulabildiğiniz kadar şey bulun. En güvenli alan, en güvenli alanınızı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Güvenli alanda zombiler tarafından ısırılmadan hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun kendisi zaten. Bu kadar Project Zomboid'le diyeceklerim şu anda bu kadar. Bir sonraki videosunda server ayarlarını falan göstereceğim. Server ayarlarını nasıl yaptığımızı, bizim oynadığımız server ayarı, daha oynanabilir bir server ayarı. Şimdi gördüğünüz üzere ilk başlarda çok öldük. O ölmemizin sebebi de zombilerin hızlı yürümesiydi. Yani çok yakalayamıyorlar ama yakaladıklarında da bırakmıyorlar. Şu yol bariyeri benim canımı sıktı şu an. Niye böyle oldu onu bilmiyorum. Bunu atamıyorum. Kardeşim bırak şunu, çantadan çıkar dediğimde bırakıyor musun? Evet, çantadan. Nereye bıraktın? Yol bariyerini yola mı döşeceğiz? Ne oldu? Ben şunu merak ettim ya. Bir dakika beraber bakalım. Gel abi. Bu kadar. Silahı da görmüş olduk. Silahı da ilk defa denemiş oldum bu silahı da. Silahı genelde merak ediyordum. Çünkü biz onu... Evet, buralara da koyamıyorum. Bug'dan dolayı herhalde. Muhtemelen. Tek kişilik senaryoda modları güzelce bir şey yapmanız gerekiyor ama co-op oynayacaksanız co-op'ta bütün modlarımız çalışıyor, onu söyleyeyim. Bazı modlar çalışmıyor, bazı modlar çalışıyor. Şu araba bence oyunun en early şeyinde güzel bir araba. Çünkü evet, ben bunun şeyini bulmadım. Böyle camını bir kıracağım. Genelde sağ tarafını kırarım ama şöyle olsun. Arabaların şeylerini V'ye basaraktan açabiliyorsunuz radyal şeyini. Burada uyuyabiliyoruz araba içinde. Tek kişilik senaryoda, diğer co-op'ta yok. Co-op'a da modla ekleniyor diye biliyorum. Burada düz kontak için elektrik birinci seviye, tamircilikte ikinci seviye istiyor. Çok affedersiniz. Ve bir sürü şey bulduk, evet. Benzin. Anahtar. Buradan önemli bak. Arabanın anahtarını bulduk. Bir tane daha Volkswagen. Şu şeyinkini de bulduk. Beetle'ındakini de bulduk. Şimdi muhtemelen Chevrolet dediği şu. Bakıyorum. Değilmiş, şuymuş. Bu kadar. Yat aşağı. Var mı anahtar? Lan yürü. Evet, tam veda edecekken de böyle şeyler yaşamamız. Koy. Fulle. Çek. 3 mermim var. Yalnız bu tekliymiş, onu da öğrenmiş olduk. İtfaiyeciler saldırdı. İtfaiyeciler yemesin beni. Aman. Acaba böyle yapınca, dipçikle vurunca. Bak, alırım gelirim bak baltayı. Vallahi bak. Kan çıkar. Oy. O silah sesine herkes geldi. Lan burada öldürmeyin beni be. Kaçıyorum, görüşürüz. Kaçtım. Evet, burayı basacaklar şimdi, o kapıyı kıracaklar. Neyse, 40 dakikayı devirdik. Umarım buraya kadar katlanmışsınızdır bana. Buraya kadar katlandıysanız lütfen bir beğeni atmayı, kanalda abone olduysanız abone olmayı, eğer aboneyseniz de yakınlarınıza önermeyi unutmayın. Umarım desteğinizi
esirgemezsiniz benden. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Bay bayın. Canlı yayınları falan da bekleriz. Videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bayın efendim.